Günaydın. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir ve umarım haftanız güzel başlamıştır. Ben uyanalı aslında bayağı bir oluyor. Sabah 7.30-8 arası uyandım. Yani klasik artık hep o saatlerde yani fix uyanıyoruz. Çünkü Zeyd Mirza nasıl diyeyim tekrar düzeni oturdu ve hani akşam 8.30 gibi uyuduğu zaman 7.30-8'de uyanıyor haliyle. Bazen hatta daha da erken oluyor. Onu şimdi ben öğle uykusuna yatırdım. Saat 11 bu arada. Yarım saat önce falan uyumaya gitti. Yani ilk uykusunu. Günde 2 uyku yapıyor bu arada. Ama hani kısa kısa yapıyor. O uyumuşken de ben de dedim ki bir misleneyim. Şöyle parklanayım dedim arkadaşlar. Şu an kendimi gerçekten çok dirençli ve fit hissediyorum. İnsan zaten duşa girince hep genelde böyle oluyor. O yüzden çok sık giriyorum ben aslında. Böyle şimdi ben ne yapacağım? Ev işleri beni bekliyor. Her zamanki gibi mutfağın makinesi boşaltılacak. Birkaç kişili tabak var. Onlar yerleşecek. Ondan sonra Zeyd Mirza'yla sabah oturma odasında oynamıştık. Çünkü kız kardeşim yani Sümeyye Zeyd Mirza'nın odasında uyuyor. Biz de oturma odasında oynadık ve oturma odası da biraz dağıldı. Hemen oraları halletmek istiyorum ve Zeyd Mirza uyanmadan kahve keyfisi yapmak istiyorum. Kendime bir kahve yapacağım. O yüzden hemen hızlı hızlı toparlayayım. Bu arada bugün yapılacakları da kısa bir anlatayım. Bugün yine dışarı çıkmamız lazım. Çünkü yine halletmesi gereken işler var yani dışarıda. İlk başta bir paketim geldi hafta sonu. Ve yoktum diye hani paket şopa göndermişler. Onu gidip alacağım. Onun dışında kan sonuçlarımı almaya gideceğim arkadaşlar. O da yine hafta sonu evde olmadığım için gidip alamamıştım. Saat 2'de açılıyor orası. Akşam 7'ye kadar onu da gidip alırız. Hem sonuçlarımı da gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak değerlerim. Ve hep yazanlar da oluyor. Instagram olsun, YouTube olsun. Sizler de merak ediyorsunuz. Sanırım şu an birçoğun problemi saç dökülmesi. O yüzden bakalım sonuçlar ne çıkacak. Sizlere de mutlaka zaten göstereceğim. Ondan sonra cuma evde ne tavuk eti var, ne kıyma var, ne et var, hiçbir şey yok. Yani et biraz var da tavuk eti ve kıyma yok. Onlar alınacak. Sonra sebze yok, meyve yok. Yine alışveriş işte. Sonra Sümeyye ve Zeyd Mirza ile gideriz zaten. Böyle o zaman ben çok fazla konuşmayayım. Hemen hep birlikte işlere koyulalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben kendime kahvemi yaptım. Şimdi içeri gidiyorum bunu içeceğim. Kız kardeşim henüz daha uyuyor. Zeyd Mirza da uyuyor. Ben şöyle bir kendime Nescafe yapayım dedim. Sonra tekrar Sümeyye ile bir kahve daha içerim. Makine kahvesi ve kahvaltı falan yaparız. Böyle o zaman bana afiyet olsun. Bu arada bakın size yeni bilekliğimi göstereyim. Hiç göstermedim galiba bakın. Alalı bayağı olmuştu. Ama takmayı unutmuşum. Paketinden çıkardım. Şöyle üstüne Zeyd yazıyor. Çok tatlı da şu an döndüremedim tam. Böyle künye. Yine ne oldu? Yine neden bağırıyorsun? Abo, şunun sinirine bakın arkadaşlar. Daha demin yemek yedirdim. Değil mi? Birazdan da şimdi biz üstümüzü giyip dışarı çıkacağız arkadaşlar. Halletmemiz gereken işler var. Bahsettim zaten. Sümeyye de diş doktoruna gitmesi lazım. Yani birlikte gideceğiz. Önce doktora gideriz. Sonra da benim işleri hallederiz. Şu mızmız da tabii. Tipe bakın ya. Niye çirkin çirkin ağlıyorsun? Çirkin çirkin niye ağlıyorsun? Çirkin ey. Çirkin. Bye bye. Oğlum bir kere de deyince yap ya. Gerçekten yani. Bay bay yap. Sadece canı isteyince yapıyor ya. Yürümesin.
Nereye daldın? Zeyt Mirza nereye daldın? Hayır oğlum. Yapma. Zeyt. Açma orayı. Evet arkadaşlar. Çıkmadan önce hemen çamaşırım yıkandı. Onu bir seriyorum şöyle. Çünkü hemen bir makine daha çalıştıracağım. O yüzden kurutma ayarını hiç açmadım makinede. Hemen şöyle serim dedim 2 dakika. Üzerimi giyindim ben de. Zeyt Mirza da hazır. Kız kardeşim de giyiniyor. Şu an ben de o sırada şu çamaşırı kaldırayım. Sonra işlerimizi halletmeye çıkacağız. Ve Zeyt Mirza da burada dolapları açıyor. Anne! Ne yapıyorsun sen? Öyle yaramaz olmuş ki bir saniye bile yerinde tutamıyorum. Önce bir resim çekimi yaptım. Yani Zeyt Mirza'nın fotoğrafını falan çektim. O kadar zorlandım ki size anlatamam arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir zorlandım. Ama güzel sonuçlar çıktı. Instagram'a göz atabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Sarı bir takviyeydi. Annem! Akif.Rümeysa bu arada Instagram'da bizi takip etmeyenler için. Oluşum. Bak dolabın içinden şey çıkartamıyor diye sinirleniyor. Oğlum çıkmıyorsa boş ver. Bir sürü oyuncağım var. Gidiyor gidiyor dolapları açıyor. Bu arada dolaplar için kilitler var bende. Ama henüz takamadık ya. Onları bu hafta sonu mutlaka halletmem lazım. Çünkü bu şekilde asla ve asla yetişemiyorum arkasını toplamaya. Sürekli ben topluyorum, o döküyor. Ben topluyorum, o döküyor. O yüzden artık kilitleri takma zamanı geldi. Değil mi bir tanem? Ve biliyorum şimdi aranızda diyenler olur. Bu duvarı hala yapmadım Nurmesa diye. Valla ne deseniz haklısınız yani. Hepsini bu hafta sonu kesinlikle halledeceğim inşallah. Yani gerçekten artık bana da gına geldi. Bir evde durmuyorum. Ama artık evdeyim umarım. Bakalım. O işlerimi hallederiz. Yoksa böyle çocukla falan uğraş derken gerçekten evin işi bitmiyor. Zeydim. Bak küçük küçük legoları döküyor şimdi de. Sanki oynuyorsun. Amacı sadece dökmek. Alıştık yani. Alıştık. Küçük benim. Zeyt Mirza. Biz dişçiye gideceğiz biliyor musun? Dişçiye. Teyzenin dişi ağrıyormuş. Kız kardeşim de dediğim gibi dolgularını gösterecek dişçiye. Çünkü ağrıları varmış. Onu da aradan çıkartalım diyoruz. Sonra gidip kan tahlillerimi alacağım. Belki yol üstü ilk onu alırım, belli olmaz da bakalım. Bu arada çamaşırın içine bir tane siyah üst kaçmış. Normalde renklileri çalıştırmıştım da. Neyse. Şöyle hemen serelim. Zeyt, çabuk topla onları geri. Çabuk. Çabuk anneciğim. Çıkartıp tekrar dolaba koyuyor. Çok komik ya. Minnak beynak. Minnak beynak. Biraz hızlı hızlı yapıyorum valla. Daha eve geleceğim, yemek yapacağım. Çok işim var, çok. İşler bitmek bilmiyor. Evet, biz önden iniyoruz. Teyzemiz de şimdi gelecek, değil mi? Zeyt Mirza maalesef durmadı. O yüzden biz önden gidiyoruz. Biraz sakinleşsin arkadaşlar. Size kombinimi göstereyim. Aşkım bak. Resim bebek almasını yerinden oynatıyor. Şöyle H&M'den bir çanta almıştım. Bugüne takmak nasipmiş. Çok severek aldım zaten. Şu gömleği de biliyorsunuz normalde ikili bir takımın. Ama altına şöyle bir kareli pantolon giydim. Bu arada asansör yine bayağı bir kirlenmiş. Böyle makyaj da yapmadım. Tam bir
Anne modu on yani. Değil mi? Aşkım, yakışıklı oğlum benim. Gidelim bakalım, işlerimizi halledelim. Çok işimiz var gerçekten, çok. Şu taraf daha mı temiz? Hava mükemmel. Değil mi Zeyd Mirza? Bu sana olmaz. Kız kardeşim böyle içiyor ve Zeyd Mirza görünce böyle çıldırıyor. Anneciğim, delirdin mi sen? Sen Red Bull içemezsin ama. Bak kuşlara bak. Bu arada ilk başta benim sonuçlarımı almaya karar verdik. Çünkü çok merak ediyorum. O yüzden gidelim sonuçlarımı alalım. Havada mi koymuş ya? Tam böyle çok güzel. Sanırım 22 derece falan veya 21-22. Ama tam iyi. Evet canlar, ben şimdi şöyle oturdum buraya. En son size kan sonuçlarımı almaya gideceğimi söylemiştim. Gittim, aldım. Şimdi de oturdum. Kız kardeşim dişçiye girdi. Ben de içeride durmak istemedim. Çünkü Zeyd Mirza zaten durmuyor. O yüzden şöyle parka geldik. Biraz burada oturacağız. Sonuçlarım maalesef çok çok kötü arkadaşlar. Yani değerlerimin düşük olduğunu tahmin ediyordum saç dökülmesinden. Ama bu derece düşük olacağını gerçekten tahmin etmiyordum. Hem vitamin hem de demir eksikliğim var. Biri 9 yani 100 mesela, bakın iyi olması için yüzde, yani yüzde değil işte 30 ve 150'nin arasında olması lazım değer. Ve benimki resmen 9 arkadaşlar, bildiğiniz 9. Yani çok çok düşük, ilk defa bu kadar düşük. O yüzden doktor da işte bana hemen hap yazdılar. Ve damla. Sonra eczaneye gittim o iki şeyi almaya. Eczaneci de bana bir tane damla daha önerdi. Yani toplam 3 tane ilaç almış oldum. Sizlere birazdan gösteririm. Sonuçlarımı da gösteririm. Eczaneci de bana dedi ki hiç mi et yemiyorsun, hiç mi elma yemiyorsun? Ben de dedim ki vallahi ne yalan söyleyeyim, hiç pek sevmiyorum ne elmayı ne eti. O da dedi ki yemeye çalış ve ben de bundan sonra artık daha çok et yemeye çalışacağım ve adı neydi? Elma. Ve çok güneşte dur dediler. Zaten hep dışarıdayım, güneşteyim ama şu an güneşin tam altındayım. Artık daha çok güneşte de duracağım. Yani gerçekten ne iyi geliyorsa onu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi sizlere bir de sonuçlarımı göstereyim. Bakın şekerim falan her şey yerinde. Ama bakın bu 12. Bu vitaminim 12'de. Ve normalde 30 ve 150 arası olması lazım. Ve şeyim de, demir eksikliğim de 9'da. Nerede kız? Ha bakın. Şurada bakın. 9. Ha bu vitamindi. Bu vitaminmiş pardon. Bakın 9'da, yani 30 ve 70'in arasında olması gerekirken 9'da ve diğeri de işte 30 ve 150'nin arasında olması gerekirken 12'de. Gerçekten çok düşük. O yüzden de saçlarım dökülüyormuş tabii haliyle. Bayağı da çok dökülüyordu. Oğlum, güneş alıyoruz ama ne oldu? İlaçlarımı da size göstereyim canlar. Vallahi düşük yani, üzüldüm. Umarım düzelir. Daha çok elma yiyeceğim, daha çok et yiyeceğim. Bu arada Zeyd Mirza güneş kremi sürdüm. O da biraz alışsın güneşe. Anneciğim, al patates ye. Patates. Mama, parka gidelim mi? Şu arkada park var. Orayı belki biraz götürürüm. Sümeyye geç çıkarsa. Kağıtlarımı da kaybetmeyeyim. Gerçekten moralim bozuldu arkadaşlar. Eğer sizin de saçlarınız çok dökülüyorsa mutlaka gidin kanınızı ölçtürün. Çünkü görüyorsunuz benimki en dibinde çıktı yani. Çok çok düşük. Ve moralimi bozuyor. Ama ilaçlarım var. İnşallah düzelir. Evet bakın size şimdi ilaçlarımı göstereyim. Şöyle oleovit vitamini yazdı. D vitamini. Bunu pazartesi ve cuma günü almam lazım. Yani haftada iki kere 20'şer damla. Onun dışında bunu da doktor yazmadı ama oradaki eczaneci tavsiye etti. Bu da vitamin D ve K2, işte kemikler için iyi. Bunu da haftada bir kez alacağım. 15 damla.
Bir de günde bir defa şöyle hap almam lazım. Anneciğim, al sana patates. Evet, ilaçlarım da bu şekilde. Umarım faydası olur. Burası da bayağı güzelmiş bakın. İlk defa geldim. Zeyd'i biraz şu parka doğru götüreyim. Teyzemiz çıkana kadar. Hava da mükemmel. Ama şu taraftan inemem, merdiven var. Arkadan gidelim o zaman. Burası gerçekten çok güzelmiş. Burası kilise ama yapısı o kadar güzel yapmışlar ki bakar mısınız? Böyle eski yapılara hayranım gerçekten. Zeyd, ne düşünüyorsun bu konuda? Arabanı yemekten vazgeçersen bir, değil mi? Her şeyi diş kaşıyıcısı sanıyor çocuk. Mis gibi hava. Arkadaşlar çok şükür eve gelebildim. Öyle yoruldum ki size anlatamam. En son parktaydım. Kız kardeşim dişçideydi ve beni aradı, dedi ki abla bekleme, önümde bayağı bir kişi var. 2 saat falan sürer dedi. Ben de dedim iyi tamam, o zaman ben gideyim paketimi alayım. Gittim paketimi aldım. Ondan sonra da markete uğradım arkadaşlar. Ufak tefek eksikler vardı. Onları aldım ama taşıyabileceğim kadar aldım. Çünkü bebek arabasının altı doluydu ve pakette almıştım. O yüzden sadece böyle en önemli şeyleri aldım. Şimdi az önce eve girdim. Daha demin de Sümeyye aradı, yoldaymış, geliyormuş. Yani daha yeni çıkmış, siz düşünün. Ben de size hemen şu aldıklarımı göstereyim. Ondan sonracığıma yemek hazırlığına başlayacağım. Çünkü Akif de birazdan işten gelir. O da acıkmış. Hemen akşam yemeğini hazırlarım. Şey yapacağım, basit yani patatesli köfte yemeği. Onu yapacağım. Yani köfteli patates yemeği aynen. Bunu yaparım. Yanına da salata yaparım. Öyle turşu falan indiririm. Bu şekilde. O zaman aldıklarıma bakalım. Evet. İlk başta en önemlisi yumurta. Tabii ki de Zeyd Mirza'nın olmazsa olmazı. Sonra elma aldım. Hemen hatta yiyeceğim. Unutmamam lazım. Sık elma yemem lazım. Salata aldım. Marul yani. Şöyle kornişon turşu. Bunu çok seviyorum. Hem kahvaltıda hem akşam yemeğinde tüketiyorum. Sonra bir tane süt aldım. Ekmek aldım. Şöyle iki tane küçük salatalık paketi aldım. Muz aldım. Sonra şöyle reçel. Ondan sonra şunları Zeyd Mirza'ya aldım. Neydi bu? Şehriye aldım. Ondan sonracığıma bunları da aldım kendime. Normalde böyle şeyler tüketmiyorum. Ama demir eksikliğine iyi geliyormuş böyle kuru meyveler. Kayısı da iyi geliyormuş ama kayısıyı bulamadım. Bir dahakinde kayısı da alacağım. Şöyle makarna aldım. Nar ekşisi. Sonra kullandığım salçadan aldım. Ve burada da etler var arkadaşlar. Şöyle kıyma, et falan. Bu şekilde alışverişim. Hızlıca bunları kaldırıyorum. Zaten Zeyd Mirza da durmuyor. Ondan sonra yemek hazırlığına geçeceğim inşallah. Evet, salata da hazır. Ay, telefonum buharlandı. Kız kardeşim yaptı. Ben de limonu falan ekledim. Şimdi karıştırıyorum. Yemek de burada zaten pişmek üzere arkadaşlar. Ondan sonra yemeğimizi yiyeriz. Bu arada bakın hemen şu kuru üzümleri açtım ve yemeye başladım. Artık yediklerime daha çok dikkat etmem lazım. Daha çok et, daha çok böyle besinler, kuru besinler, kuru meyveler tüketmeye çalışacağım. Tekrardan mecburen değerlerim yükselmesi lazım, yoksa kel kalacağım. Allah korusun. Evet, Sümeyye Hanım bize kahve yapmış. Ama soruyorum sana, neden benim kahvem şu kadar ve seninki bu kadar? Valla birini çok birini az yapmış. Herhalde yine temizlik vakti gelmiş makinenin. Evet. İlk hangisini yaptın? Seninkini. Hmm. Temizlik vakti gelmiş demektir. Bayağıdır zaten. Ben ilk yaptım, o yüzden benki tek renk, seninki üç renk. Şey, dört renk gibi. Makinenin parçalarını yine yıkamam lazım. Sonra yine düzeliyor arkadaşlar. Ama böyle de güzel duruyor. Biz şimdi bu masalar burada, fark ettiyseniz şu köşede, Zeyd Mirza üstüne çıkmasın diye. O kendisi de burada. Biz de böyle bir şekil kahvemizi içeceğiz. Değil mi annem?
yaramaz ya. Seni elini yaramaz. O şeyi var ya. Ama açamaz onu. Çok sıkı. Dişlerini kaşıyor. Bugünlük de bir videonun daha sonuna geldik. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur arkadaşlar. Beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Hepinize Allah'a emanet ediyorum ve bir dahaki videolarımda inşallah görüşmek üzere. Bye bye.